Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Merhaba, ben Elif İrem Yıldızer. Bugün hani kurumsallıkta 24. bölümdeyiz. Bu defa biraz böyle popüler bir konuyu, gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Yeşil pelerinli markalar, bugünkü podcastimizin ana teması. Tabii ki ilk defa duymuş olanlar olabilir, büyük çoğunluğunuz belki ilk defa duydu bu kavramı. Birazdan bu kampanya ile ilgili, bu kavramla ilgili detayları anlatacağız. Yeşil pelerin ne demek? Yeşil pelerinli markalar nedir? İşte yeşil pelerinli markalar listesine nasıl girilir? Bunun için bir para mı ödemeniz gerekir vesaire. Bu detayları anlatacağız. Nereden çıktı, nasıl oldu? Bunların hepsini tabii ki paylaşacağız bu yayında. Biraz böyle akademik havadan uzaklaşalım. Daha böyle herkesin bildiği, anlayabildiği ve içinde olduğu bir konudan bahsedelim istedik. Bir fayda odaklı bir konu. Çünkü markalarınıza yeşil pelerinli markalar listesine ekleyebilirsiniz. Yayınımızı tabii ki sonuna kadar dinlerseniz sizin için faydalı olur. Çünkü yayının sonuna doğru bunları anlatacağız. Ve yine başlarken influencerlardan kıskanıp biz de uyguluyoruz aynı şeyi. Bizi Twitter'da, Facebook'ta ve işte YouTube'da, Spotify'da veya işte tüm sosyal ağlarda diyelim. Çünkü hepsinde varız. Takip edebilirsiniz. Kişisel olarak Elif'i ve beni de takip edebilirsiniz. Takip edip sorularınızı iletebilirsiniz özel mesaj yoluyla. Bütün mesajları görüyoruz ve yanıtlıyoruz. Telegram kanalımızı özellikle takip etmenizi tavsiye ederim. Orada bazen kitap hediyeleri, indirimde eğitim, indirim kuponları, indirim kodları paylaşıyoruz. Veya ücretsiz eğitimlerimiz başlayacak. Sürpriz tabii ki belli bir zaman dilimi belirlemeyeceğiz. Sadece o gruplarda duyurup bu grup üyelerini eğitimlerimize davet edeceğiz. Yakın zamanda sanıyorum Ekim ayında bir eğitimimiz var, bunu söylemiş olalım. Ücretsiz bir eğitim olacak. Bu yılın ilk eğitimini böyle, sezonun ilk eğitimini böyle yapalım dedik. O yüzden takipte olursanız fayda var. Sosyal medyada bizi takip etmeyi unutmayın diyerek bir giriş yapmış olayım ve sözü Elif'e vereyim. Evet, influencerlar gibi bir giriş yaptıktan sonra bugün 24. bölümde Yeşil Pelerinli Markalar'da birlikteyiz. Önemli bir konu. Aslında tema olarak sosyal sorumluluk içeren bir konu. Sosyal sorumluluğu önümüzdeki hafta konuşacağız ama bugün biz Yeşil Pelerinli Markalar'a değinmek istedik. Çünkü aradan biraz zaman geçti. Unutulmasa da bir tık daha yukarı çıkarmakta fayda var. Çünkü gerçekten ülkemiz için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle giriş için teşekkür ederim. Sen zaten her şeyi söyledin. O zaman ben hızlı bir şekilde yeşil pelerinli markalara giriş yaparak konuya dahil olayım. Yeşil pelerinli marka nedir? Daha doğrusu yeşil pelerin nedir? Önce bir bunu anlatalım sevgili dinleyenlerimize. Hem bir hatırlatma yapalım, aslında biliyorlar ama bilmeyenler için de kısa bir özet olsun. Bildiğiniz üzere bu yaz ne yazık ki Temmuz ayının sonunda çok vahim günler yaşadık. Günlerce süren, hatta haftalarca süren bir yangın felaketi yaşadı ülkemiz. Öncelikle Antalya'da başlamıştı, ardından Adana, Muğla, Mersin, İzmir birçok bölgeye yayıldı ve yurt genelinde bizi çok üzen yangın felaketleri yaşandı. Toplamda 26 ilde 98 tane yangın çıktı. Resmi kayıp olarak tabii aralarda küçük küçük hemen müdahale edilip saatlik süren yangınlar da oldu ne yazık ki. Tüm bunlar hepimizi çok üzdü. Aslında bir infial yarattı. Ve bu noktada da ne yapılabilir? Yani herkesin evet bir ağaçlandırma kampanyası var. Herkes bireysel ya da kitlesel çağrılarda bulundu. Hem koruma adına hem yeniden yeşillendirme, ağaçlandırma adına, ama marka olarak ne yapabiliriz diye işte o günlerde biz de oturduk ve düşündük. Ve o noktada da bir sosyal sorumluluk projesi geliştirip markaları bu projeye dahil etmeyi kararlaştırdık. Belediyeler, dernekler, vakıflar, bireysel olarak sanatçılar, spor kulüpleri, iş dünyasından isimler birçok noktadan bizim bu projemize dahil olan isimler ve markalar oldu. Ve biz bunu bir kampanya haline getirmek için de yeşil pelerin ifadesini tercih ettik.
İşte bu noktada da yangından etkilenen, ağır zarar gören bölgelerde yeniden bir ağaçlandırma çalışması yapmak adına bu desteği sağlayan bütün kurumlara yeşil pelerinli markalar adını verdik. Ve bu şekilde sıfatlandırıp kamusal bir hale getirmeye çalıştık. Bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Biz de bir sosyal sorumluluk projesini yaratmış olmak istedik. Yeşil pelerin ve yeşil pelerinli markaların aslında başlangıç ve doğuş hikayesi bu. Belki Mürsel'in de eklemek istediği bir şeyler vardır. O dönemde, o süreçte neler yaşadık, proje nasıl doğdu, hangi duygularla ve hangi amaçla doğdu. Aslında genel olarak bu, ama Mürsel'in de söylemek istediklerini dinlemek istiyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Çok böyle geniş çaplı bir açıklama yaptın. Şimdi bu nasıl doğdu aslında, yine ona dönelim. Bu konu aslında ilk defa 2 Ağustos 2021 tarihinde benim yazmış olduğum Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Yeni Trend Yeşil Pelerin makalesiyle ilk kez duyuldu. Bu makale tabii Yeşil Pelerin konusuyla ilgili geçici bir şey olmadığını anlatmak için ve işte yeni bir trend olarak, bir kampanya olarak, belki yeni bir kavram olarak vurgulamak istediğimiz için bu anlamda yayınladığımız bir makale ve yazdığım bir makale oldu. Burada tabii kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili bazı detaylardan da giriş kısmında, makalenin girişinde bahsettim. Hemen ilk cümleyi okumak istiyorum. Öncelikle kurumsal sosyal sorumluluğu haftaya daha detaylı inceleyeceğiz ama bu makalede yeşil pelerini anlatırken yazmış olduğum bir kısım. Kurumsal sosyal sorumluluk 2000'li yıllarda kavramsal, 2010'lu yıllarda anlamsal, 2020 ve sonrası içinse aksiyonel bir olgu şeklinde tanımladım. Kurumsal sosyal sorumluluğu. Yani geçenki yayında da söylemiştik, Bütünleşik Pazarlama Part 2 yayınında, ikinci bölümde yani Bütünleşik Pazarlama'nın. Halkla ilişkilerin tarihi daha 90'lar sonlarında Türkiye için böyle bir farkındalık, anlam kazandı ama 2000'lerin işte ilk ortası, 2005-2010 arası biraz daha profesyonelleşti. 2010 sonrası biraz daha dijitalleşti. 2020 ve sonrası için de daha farklı bir boyut kazandı şeklinde böyle bir ifadeler kullanmıştık. Bu aslında kavramların geneliyle ilgili, yani özellikle kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili. Bunu mesela 90'lı yıllara falan da götürmek pek mümkün değil. Evet, o zamanlar da çok kampanya yapılmış ama ya belli politik amaçlarla yapılmış veya tamamen işin, bu arada tabii ki her sosyal sorumluluk projesinin PR anlamında bir kaygısı olur, yani bir PR kaygısı mutlaka vardır ama böyle işte göze sokarak yapılması çok uygun değildir aslında. Onun da bir stratejisi, bir üslubu vardır. Ben o yüzden kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili bu 2000'li yılları itibariyle yapılan kampanyalar, 2010'dan sonra dijital ağırlıkta yapılan kampanyaları daha değerli diyorum. Zaten 2010 ve sonrası için anlamsal şeklinde bir açıklama yapmıştım. Böyle bir tanımla Yeşil Pelerinli Markalar makalesine başladık. Ve şimdi kurumsal sosyal sorumluluğu 2020'li yıllar ve sonrası için bazı markaların daha farklı yorumladığına da değindik makale boyunca. Hatta bunu ifade ederken sektörel bir deyim olan bir tık öteye taşıma deyimini de kullandım. Yani evet, bazı markalar gerçekten kurumsal sosyal sorumluluğu bir tık öteye taşıyarak farklı bir boyut kazandırmaya çalıştılar. Ama tabii ki bunu yaparken kavramsal bir boyuta oturtamadılar. Böyle bir hata oldu. O yüzden de yapılan aksiyonlar, sosyal sorumluluk aksiyonları yerinde kalıyor. Yani bir hedefe, bir misyonu tamamlamaya yönelik olmuyor. Çok lokal kalıyor. Her ne kadar isterseniz dünya çapında yapın ama lokal kalıyor bir şekilde. Anlamsal olarak veya kavramsal olarak proje veya kampanya lokal kalıyor. Bu da aslında kampanyanın büyümesini, kartopu etkisini engelliyor. Peki biz ne yaptık? Öncelikle biz şunu söyleyelim, biz Brandling Türkiye kurulduğundan bu yana sosyal sorumluluğa çok değer veren bir marka olarak faaliyet gösterdi. Bizim ikinci, üçüncü ayımızdan itibaren başlamış olduğumuz Brandling Türkiye etkinlik markasıyla yapmış olduğumuz ve Anadolu'daki üniversitelerde ağırlık verdiğimiz, mesela ilk etkinliğimizi Samsun'da yaptık. 19 Mayıs Üniversitesi. Aa, ne güzel, çok severim Samsun'u. Bir evet. 6 ay geçirmiştim Samsun'da gerçekten. Güzel. Hem çok vizyoner bir şehir bir kere. Gelişime çok açık. İnsanları gerçekten çok okuyor.
Çok geziyor. Zaten biliyorsun coğrafya ve lokasyon olarak da harika bir yer. Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri. Çok güzel bir şehir Samsun. Yine bir etkinlik yapalım 19 Mayıs Üniversitesi'nde ya. Ben çok seviyorum orayı. Gidelim oraya. Ben de özledim zaten. Sağ olsunlar, çok da güzel ağırladılar böyle. Evet. Üniversitede şeyde falan. Yani böyle bir etkinlik dizimiz olmuştu ve korona sürecine kadar da biz bunu devam ettirdik. İstanbul'da, Ankara'da, farklı şehirlerde etkinliklerimizi sürdürdük. Etkinliklerimizin her zaman söylüyorum en güzel tarafı, sektörün en uzman isimlerini getiriyoruz. Bolca hediye veriyoruz. İşte binlerce dolar verip girebileceğiniz ya da girilebilecek etkinliklerdeki ikramları veriyoruz. Ve tamamen ücretsiz. Ücretsizdi. Ve çok eğlenceli geçiyor bizim etkinliklerimiz. Tabii. Ve mutlaka hala, bir kazanımla dönüyorsunuz eve. Tabii, tabii, yani hala da ücretsiz bu arada, ama tabii ki o yüz yüze eğitimleri yapamadığımız için online'da bir şekilde devam ettik. Ama Branding Türkiye etkinlik markasını biraz korona sürecinde pasifize ettik. Çünkü farklı etkinliklerde konuşmacı olduk ve yoğun bir tempoda gerçekten. Neyse, açıyoruz şimdi. Yüz yüze eğitimlerimiz de başladı, artık etkinliklerimiz de başlıyor. Öyle başladık sürece. Sonrasında dedik ki sadece kendi etkinliklerimizi yapıp bunları anlatmakla kalmayalım. Prestijli, yani gerçekten değerli diyelim biz bunlara. Bizim için içeriğin faydalı ve farkındalık odaklı olması prestij anlamı taşıyor. Yani çok popüler isimlerin gelmesi bizim prestij şeyi taşımıyor bizde. İçeriğin iyi olması ve içeriğin iyi ifade edilmesi bizim için bir etkinliğin prestij değerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla biz üniversite etkinliklerine ve hem ulusal hem uluslararası çok büyük çapta etkinliklere de medya sponsoru olarak, yani belki 200'e yakın etkinliğin organizasyonu medya sponsorluğunu bugüne kadar yaptık. Bu da bizim bir ekstra kurumsal sosyal sorumluluğumuz oldu. Onun dışında neler yaptık? Mesela Branding Türkiye yayınları tarafında kitaplarımızı yayınlıyoruz, e-kitaplarımız. Ve bunlar öğrenci arkadaşları ağırlıklı olmak üzere ücretsiz bir şekilde veriyoruz. İşte koronavirüs sonrası iş hayatı raporu, günün gündemi gibi. Tabii tam arşiv niteliğinde kitaplar bunlar. Özellikle sosyal medyacıların bu günün gündemi serisini takip etmesini tavsiye ederim. Çünkü kesinlikle. O ay ne olmuş ne bitmiş günü gününe hazırlayarak bir indeks tutuyoruz aslında. Bunlar ve benim derleme serilerim. Şimdi senin kurumsal iletişimle ilgili bir kitabın yayınlanacak. Aynı şekilde hem basit hem dijital olarak. Yani Branding Türkiye yayınları tarafında bunları yapıyoruz. Onun dışında ne yaptık? Korona sürecinde özellikle hem rapor hazırladık hem de korona sürecinde evden çalışan firmalar şeklinde bir liste oluşturduk. Şimdi adım anlatıyorum ki Yeşil Pelerinli markalara geleceğim. Bu listeyi oluşturma nedenimiz de şuydu. Biz o zaman koronavirüsle ilgili Türkiye'de ilk vaka görüldüğünde 12 Mart'ta yavaş yavaş işte bazı kamu kurumları, üniversiteler online ve işte uzaktan çalışmaya başlamıştı. Ama ajans sektöründe biraz da böyle ajanslar, daha böyle katı olan ajanslar vardır. Herkes ofiste olacak, işte ofiste olmazsa da olmaz şeklinde. Her ne kadar yeni nesil veya değişime ayak uyduruyormuş gibi gözükse de ajansların birçoğunda aslında o ketumluk, o geleneksellik mutlaka var. Bunu bizzat bir nevi mobbing değil mi? Mobbing konusunda da değinmiştik tabii, bana aslında. Tabii, ajansla bizzat iletişim olduğu için çok iyi. Yani. Ve insanlar mağdurdu. Koronanın ilk zamanlarını hatırlarsın. Yani insanlar otobüse bile binmeye çalıştı. Tabii okullar kapandı. Sonuçta çalışan insanların çocukları var. Hali hazırda devam eden düzenler alt üst oldu. O sürece entegre olmak zaten zor. Dolayısıyla bir de böyle bir iş yerinde böyle bir mobbing, böyle bir baskı insanları çok ciddi anlamda yıldırdı ve aşağı çekti. Yani bu bence çalışma verimine bile yansımıştır o dönemde. O gün bir etkinlik vardı bizim sponsor olduğumuz. Biz de konuktuk tabii ki sponsor olarak. Mecbur katıldık. Yani çok büyük, prestijli bir etkinlik. Bilinen bir etkinliktir. İlk gün bir açıklama olmamıştı. Sanıyorum etkinlik 2-3 gün süren bir organizasyondu. Mart'ın 11'iydi işte. 11 Mart 2019'da 12. ilk vaka Türkiye'de gözüktü ve açıklama yaptı sağlık. 11 veya 12'si biz ertesi gün de gitmek zorundayız tabii ekip olarak o organizasyonu ve ekiple bir akşam üzeri telefonlaşmıştık. Acaba yarın, çünkü bir vaka çıktı artık Türkiye'de. Yani düşünün, bir vakada bile ne kadar endişelenmiştik yani. Gitsek mi gitmesek mi? Ya gidelim işte, yani ne olacak? Hani bir vaka. Tabii, hatta hatırlıyor musun o dönemde benim birlikte çalıştığım kurumlardan birinin TÜYAP'ta fuardaydık biz.
Fuar devam ediyordu. Evet. Ve çok tedirgin olmuştuk. Yani bir tane vaka çıktı. Tabii globalde TÜYAP yani çok büyük bir Evet. organizasyon. Ve yurt dışından sürekli müşteriler geliyor. Görüşmeler yapıyorsunuz. İşte orada briefler veriyorsunuz vesaire. Sürekli insanlarla ne kadar maske de takıyor olsanız. O çok zor bir dönemde. Herkesin aslında yani işverenlerin de dahil iş dünyasında kimsenin ne yapacağını bilmediği bir süreçti. Aslında ben iki tarafa da hak veriyorum. Çünkü hiçbir şekilde deneyimlenmemiş ve idmanlı olmadığımız bir noktada hani işverenler de belki ne yapacaklarını bilemediler Mürsel o noktada yani nasıl bir davranış sergileyeceklerini yani şimdi işlerini kapatmak da bir çözüm değil. Çünkü sonuçta o insanları istihdam etmeye devam ediyorsun. Tabii yani ben de iki tarafa da hak veriyorum. Çünkü mesela bizim öğrencilerin bazı firmalarda staja veya işe başladığı durumlar olmuştu. Ve adaptasyon sorunu oldu yani işlerdeki verimsizliği bizzat o anlamda biliyorum yani. Hem firma sahipleri hem de çalışan arkadaşların gerek birebir iletişimde gerek paylaşımlarında bunu gördüm. Dolayısıyla gerçekten bilmiyordum ama biz şöyle bir karar aldık. Yani Salı veya Çarşambaydı sanırım ilk vakanın çıktığı gün. Biz ertesi gün yine etkinliğe gittik bir şekilde. Sonrasında oturduk dedik ki ya tamam biz en iyisi uzaktan çalışalım. Bir cumartesi yani ilk cumartesiydi. Ve ben şöyle bir durum oldu. Ben Ankara'ya gidiyordum o hafta aslında. O organizasyon olmasa. Birkaç hafta Ankara'da böyle hem işle ilgili toplantılarımız vardı hem eğitim, yüz yüze eğitimimiz vardı. Ve kapanmalar falan başladı. Dedim Ankara'ya gitseydik belki orada mahsur kalacaktık yani bir şekilde dönmek sıkıntı olabilirdi en azından birkaç hafta boyunca ya da sonraki haftalarda. Böyle bir durum oldu ve biz o haftanın cumartesi gününden itibaren uzaktan çalışma kararı alıp bütün ekibimize o kararı uygulattık. Zaten biz bu kültüre çok adapteyiz bu arada yani uzaktan çalışma kültürünü daha önce de deneyimledik çünkü bir medya şirketiyiz ve editörlerimiz, işte 100'den fazla yazarımız, editörlerimiz, junior yazarlarımız çoğunluğu %90'ından fazlası uzaktan çalışıyordu online bir şekilde editörlerimiz de dahil buna. Sadece idari tarafta ben ve birkaç arkadaş, tasarım ekibimiz bile çoğunlukla uzaktan çalışıyordu. İşte web tarafı vesaire. Böyle bir kültüre zaten biz adapte ettik ve çok da zorlanmadık. Yani idari taraftaki arkadaşları da hemen uzaktan çalışalım dedik. Başlarda tabii herkes biraz afalladı. Ama ben daha öncesinde de yani bireysel olarak da deneyimlediğim için çok fazla şey yapmadım. Sadece şunu fark ettim. Hemen bir program çıkardım kendime. Yapılması gereken bazı şeyler vardı. Hep böyle ertelediğimiz işler olur ya kurumsal anlamda. Onlar vardı. Benim kişisel kitaplarımla ilgili çalışmalarım, akademik çalışmalarım vardı. Kendime bir program yaptım. Ve koronanın birinci yılında da o programı şöyle bir çeteleye bir baktım. Yani 6-7 yılda belki 10 yılda bitecek bütün işler, projeler tamamlanmıştı. Orada şunu fark ettim. Tabii bizim ofis Levent'teydi. Ben de tabii Beylikdüzü tarafında oturuyorum yani Avcılar Beylikdüzü'nde. Benim oraya gitmem, gidip gelmem işte ister kişisel araçla gidin, ister toplu taşıma kullanın. Mutlaka bir 2-3 saatinizi alıyor. Ve gün içerisinde de çok ofiste duran biri değilim. Yani genelde toplantılardayım, bir yerlere gidiyorum. Onun da etkisini hesapladığınızda belki gün içerisinde ve 4-5 saat civarı yolda geçiyor benim yani trafikte geçiyor. Çok verimsiz. Tabii ki ben olabildiğince toplu taşıma kullanıp kitap okumak, makale okumak taraftarıyım genellikle. Yine de onu fark ettim. Yani verimsiz bir şey yaşıyormuşuz aslında. Ne kadar verimli kullanmaya çalışsak da yola giden bir vaktimiz varmış. Dolayısıyla o vakti değerlendirdik. Yani o 3 saati atıyorum çalışmak için kullandığınızda ve bunu yıla vurduğunuzda 365 çarpı 3 de dendiğinde işte 1000 saat civarı sanırım şey oluyor. Bir çalışma temposu çıkıyor. İşte bunu 24 saate bölündüğünde yani full time aslında bana bayağı bir vakit kalmış oldu. O vakit kalan vakitte de bu atıl kalan, bekleyen, projelendirilmiş ama işte aksiyona geçilmemiş projeler vardı. Onları tamamladık. Elimizdeki işleri tamamladık falan. Böyle kuş gibi hafifledik, çiçek gibi olduk diyelim. Böyle bir süreç yaşadık. Bizim için çok verimli geçti. Ama dediğim gibi o süreçte hala birçok ajans, birçok marka acaba uzaktan mı çalışalım, devam mı edelim vesaire böyle bir kaygıdaydı. Biz bu uzaktan çalışan firmalar listesini oluşturarak firmaları bir anlamda böyle biraz böyle sektörel bir argo kullanalım, gaza getirmiş olduk. Yani bak o ajans uzaktan çalışmış, listeye girmiş o zaman biz bu uzaktan çalışma kararı alalım. Bunlar gerçekten oldu piyasada.
Biz bundan dolayı da mutlu olduk. Ajans çalışanları bize bayağı bir dönüş yaptı özelden. Ya sizin Bir nevi rekabet mi çıkartmış, öyle doğurmuş oldu yani oldum bir bunu burada kampanya. uzaktan çalışma modelinde? Evet yani öyle bir şey yaptık. Firmalar da buna ayak uydurdular. Hem ajans tarafında hem sektörde işte kurumsal firmalar. Ve dediğim gibi firmalardan çalışan arkadaşlar da bize ulaşıp teşekkür edenler oldu yani bu liste sayesinde. Biz de uzaktan çalışmaya başladık. Ama sonrasında yine bir dönüşler oldu. Yani böyle yaz dönemi falan işte bu rapor hazırlamamızda etkeni oldu. Serena ile birlikte hazırlamıştık bizim ekipten. Onu selamlayalım burada tekrardan. Evet. Rapor hazırlama nedenimiz de şu, bana böyle çok bireysel talepler veya şikayetler yani bizimle alakalı olmayan tabii sektörle ilgili şikayetler. İşte evden çalışmaktan çok sıkıldığını belirten halihazırda freelance çalışan ama korona sürecinde iyice bunalan freelancerlar. Bir de kurumsal tarafta olup işte ben artık evde çalışmaya alıştım, ben evden devam edebilirim diyen kurumsalcılar. Böyle bir geçişkenlik olduğunu fark ettim ve bunu hemen bir bilimsel araştırmayla kanıtlayalım dedim. Yani bu Peki bunlardan hangisi sensin? ben Sen ev freelance insanı mısın, ofis mi? Ben kesinlikle karar verdim ki ben ofis insanıyım. evet, ben de öyleyim. Onu ben de karar verdim. Yani, Değil mi? Biz evet. ofisteyken ajansın ne Bir kadar yıl daha farklıydı yani. çok iyiydi. Çünkü gerçekten kafayı kaşıyacak vaktimiz yoktu yani. O hiç boş Evet. kalmayınca tabii insan evden mi çalışıyor Bir de şuradan? herhalde o yani aktif olarak çalışma hayatının içindeki herkes için bence o ilk 6 ay bir sene çok değerliydi. Çünkü herkesin aslında o yıllardır yorgunluğunu fark ettiği ve ne kadar çalışıyor da olsa tabii şimdi evden çalışmak çok farklı ev Evet. ortamında. İşte daha rahat bir kıyafet, işte ne bileyim kalk bir bardak kahveni alabilmek, çayını alabilmek. Evet bunu iş yerinde de yapabiliyoruz ama ne yazık ki hep bunu mobbingde de konuştuk ya, işverenlerden kaynaklı böyle birinin gözüne mi batacağım, işte birinin dikkatini mi çekeceğim, çok mu çay molası veriyorum, çok mu kahve molası veriyorum gibi süreçlerden sonra işverenlerinin uzağında olmak aslında birçok kişiye çok iyi geldi. Evet bizim için öyle bir durum yoktu. Ama ne kadar olsa evde olmak bence herkese bir tık iyi geldi ama 6 aydan sonraki süreç çok sıkıcı olmaya başladı. Bilmiyorum, ben çok sıkılmıştım o süreçte. Yani benim tam o çalışma tempomuz bizim Nisan ayında tamamlandı. Yani bu 2021'in Nisan'ında yani geçen yıl 2020'nin Nisan'ından bu yılın Nisan'ına kadar bütün her şeyi tamamlamıştık. Böyle bir derin bir oh çektik yani oh tamam bitti bütün işler. Dediğim gibi hem kişisel anlamda çalışmalarımı tamamladım hem de kurumsal anlamda yapmamız gereken bütün her şeyi tamamlamış olmuştuk. Hatta bu hani kurumsalda başlama nedenimiz de biraz hani bir boş kaldık. Çünkü var olan işler o kadar vaktimizi almamaya başladı elimizdeki işler. O zaman bir bilgi birikim aktarımı yapalım diye hani kurumsalda başladık seninle. Ve o da Nisan ayına denk geldi zaten. Hani tam rahatladık. Hiç böyle derin nefes almadan hemen dedik Evet. böyle bir şey yapalım. Sonra Nisan içeriklerde ayının başıydı. projelendirdik. Sonra girişimcilerin büyük hatalarını projelendirdik. Böyle bir yola çıktık. İyi ki de yapmışız diyoruz tabii ki şu anda. Evet, Ve kesinlikle. özetleyelim böyle çok şeye girdik tabii ki sohbet de ediyoruz güzel oluyor. Bir başka artık bayağı bir kurumsal sosyal sorumluluk şeyi saydığım için kaçıncı oldu hatırlayamıyorum ama bir de işte böyle bir liste hazırlamıştık yani insanlar yani firmalar evden çalışmayı teşvik etmek adına böyle bir şey yapmıştık. Sonrasında bu yaz döneminde işte şeyler başladı ne yazık ki ard arda yangınlar inanılmaz felaket bir olaydı yani. Ve sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada inanılmaz bir şeydi. Yani sanki böyle bir el her yeri aynı anda yapmış gibi bir şey oldu. Tabii komplo teorileri vesairelerde bazıları da çok mantıklıydı. Benim ya gerçekten de böyle olabilir dediğim komplo teorileri vardı. Onları da tabii burada anlatacak değiliz. Konuyu çok dağıtmayalım. Tabii çok üzüldük. Bağışlarımızı falan yaptık filan bağışları, ağaçlandırmayla ilgili desteklerimizi bir şekilde sağlamaya çalıştık. Ama tabii ki sadece bizim ekip olarak veya şirket olarak yaptığımız bağışlar yani bir şey çok böyle büyük bir şey değil. Dolayısıyla hani bunu nasıl büyütebiliriz şeklinde düşündüğümüzde dedim ki bunu bir sosyal sorumluluk kampanyasına çevirelim. İşte Tema Vakfı'nın yeniden yeşerteceğiz kampanyası vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir kampanyası vardı. Bir de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zaten biz bu üç kampanyaya yönlendirme yaptık. Bu
kampanyaların tamamını birleştiren bir ana kampanya yapalım şeklinde vurguladık. Ve bunu da bir şekilde bir ödül gibi vurgulayalım dedik yani. Bir ödüllendirme tabii gidip bir plaket vermek gibi değil ama dedim ki bunu bir kavram üretelim. Yani bir kampanya adı belirleyelim. Yeşil Pelerin diye bir şey belirledik. Buna kavram diyebilirsiniz, kampanya diyebilirsiniz. Böyle bir şey aklıma geldi. Yani insanlara, yani bunları bir süper marka şeklinde düşündüm. Yani destek olan, hayat kurtaran, şeyleri düzelten hani bir süpermen arasında markaları o şekilde hayal ettim. Süper markalar olsun diye vurguladım. Ve dedim ki bir süper kahraman ne takar? Pelerin takar. O zaman işte doğayla da birleştirmek için yeşil rengini vurguladık. Hemen bir tasarım, yeşil pelerinle markalar şeklinde bir markaları kategorize ettik. Markalar tabii ki yeşil pelerin taktıkları için. Markasını kahraman yapmak evet, isteyenler. Tabii. Böyle bir şey ortaya attık ve gerçekten çok ilgi gördü. Yani bize bizzat ulaşımlar evet. Çok oldu. Bizim de derleyip, yani bizim orada amacımız zaten teşvik etmek. Yani bize bizzat ulaşım böyle yayınlayalım demedik hiç kimseye ama tabii ulaşırsanız ulaşırsanız daha kolay bizim size listeye eklememiz şeklinde vurgu da yaptık. Yeşil pelerin konusu böyle başladı. Yani senin de dediğin gibi tarihi ne zamandı? 28 Temmuz 2021. 28 Temmuz'da başladı ilk yangınlar evet. Sonra Ağustos ayının ortalarına doğru yayıldı ne yazık ki. Benim 28'e 31 Temmuz tarihleri arasında 26 şehrin toplam 98 yangın ve bundan sonra da oldu tabii makaleyle güncellemedim ama bundan sonra da çok yangın oldu. Dolayısıyla birçok yerde eş zamanlı yangın başlatıldı. Ben de öyle düşünüyorum. Sen de sanırım öyle düşünüyorsun. Evet, öyle ne yazık ki öyle düşünüyorum. Bu kendiliğinden olacak bir şey değil. Öyle ya da böyle yani ormanlarımız, doğal değerlerimiz, doğal mirasımız bir şekilde yok oldu, yandı. Biz buna nasıl katkı sağlarız derken işte yeşil pelerinli markalar diye bir olgu ortaya attık. Yani bunun hikayesi kısaca böyle. Ben hatta yazının sonuna da hadi o halde yeşil pelerinli olmayan marka kalmasın. Biz istiyoruz ki bu yangınlar değil, her yangın olayında veya her fidan bağışı olayında markalar bize ulaşsınlar. Bu süresiz bir kampanya. Bu belki ömür boyu devam edecek. Ve belki bu her yıl bir ödül töreniyle de taçlandırılabilir. Yani her markaya gerçekten yeşil pelerinde hediye edebiliriz belki bir gün. Onun da şu anda çalışmalarını yapıyoruz, onu da belirtelim. Yani kimse sahiplenmesin onu söyleyelim de. Yeşil pelerini sadece biz takabiliriz markalara. Dolayısıyla markalar da buna ayak uydurdular. Sağ olsunlar, çok bağış yapan. Biz orada şöyle bir şey belirledik. Bazıları bunu şey görmüş yani, absürt yorumlamışlar ama. Minimum 10 fidan bağışlasın dedik. Niye böyle? Neden absürt yorumlamışlar? Ne var bunda absürt yorumlamışlar? Zaten bu ağaçlandırma kampanyasına teşvik amacıyla yaratılmış bir proje evet. Değil mi? Çok az şeklinde düşünülmüş de olabilir. Ben orada tabii 100 de diyebilirdim. Ama dedim ki 10 bağış. Çünkü ben biliyorum ki hani bazı girişimciler var. İşte kuluçka merkezinde kullandığı için kira vermiyor, şey yapıyor. Yani ucu ucuna böyle dönen kendi sermayesi. Yani küçük esnaftan bile bize bu projede destek olan isimler oldu. Dolayısıyla şimdi 100 fidanla 10 fidan arasında evet çok büyük bir fark var. Bunu 100 fidana yükseltmek de çok mümkündü bizim için. Ve bunu yapabilecek zaten birazdan markalardan da bahsedeceğiz. 100 fidan o markalar için hiçbir şey değildi. 10 fidan hiçbir şey değildi. Zaten kendini o noktada görenler biz minimum 10 dedik. Yani 1000 fidanla da bize başvuranlar oldu. Ama küçük esnaf olup bütçesi o anda ona el verip 10 fidanla destek olan da oldu. Zaten burada önemli olan bu projeye dahil olma isteği. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani kesinlikle ben herkesi dahil etmek istedim. Yani küçük esnaf, yeni girişimciler dediğim gibi yani bazı girişimcilerin sermayesi ucu ucuna yetiyor. Her işi zaten kendi koşturuyor falan. Böyle zor bütçe yönetimi yapıyorlar. Türkiye şartları tabii hayat zor pahalı. O yüzden dedik ki yani biz madem böyle bir minimum seviye belirleyelim. 10 fidan bağışlayanlar yeşil pelerinli marka. Ha tabii burada belli bir ödüllendirme yapılacaksa burada kıstaslar değişir yani. Atıyorum yeşil pelerinli markalar ödül töreni gibi bir şey olursa ve markaları biz gerçek anlamda bir yeşil pelerin takacaksak orada farklı bir sıralama, kategorizasyon bunu yaparız. O ayrı, onu biz düşünürüz yani. Onda bir sorun yok. Bizim yerimize bu kadar derinlemesine düşünüp kaygılanmasın insanlar, onu da söyleyelim.
kendileri bir kampanya başlatıp onu yapabilirler. Yani bazı yerlerde... Tabii kendiniz bir sosyal sorumluluk projesi yaratıp onu yönetebilirsiniz mesela. Tabii yani bunu söyleyelim, yani bunun maddi veya manevi, manevi olarak ben mutlu oluyorum tabii ama yok işte daha çok kişi geliyor, Branding Türkiye'yi ziyaret ediyor, böyle bir şey yok yani. Biz bu amaçlarla yapmıyoruz. Bunlar komik şeyler, bunlar komik dedikodular. Öyle dedikodular. Yani özellikle böyle kampanyalarda işi baltalamaya çalışmak hiç hoş değil. Bunun da böyle bir resmini çekelim yani. Bunu böyle konuşanlar varsa şeyler de böyle söylüyorlar ama. Peki o zaman biraz da şundan bahsedelim mi? Sen hazır minimum 10 fidan diye bir giriş yapmışken yeşil pelerini marka olmak için neler gerekiyor? Biraz ondan bahsedeyim ben. Şimdi yeşil pelerini marka unvanını elde etmek için bir kere Tema Vakfı'nın yeniden yeşerteceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Geleceği Nefes ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye Nefes Ol kampanyalarına herhangi birine ya da isterseniz hepsine kurumsal düzeyde minimum 10 tane fidan bağışı yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Tamam yaptım 10 tane bağışı. Sonra ben bunu nasıl haberdar edip de yeşil pelerin alacağım markama diyorsanız işte orada biz devreye giriyoruz. Fidan bağışını yaptıktan sonra yeşil pelerin hashtagini kullanarak, bu etiketi kullanarak fidan bağışlarınızı kurumsal sosyal medya hesabınızda, Twitter veya Instagram olabilir, paylaşıp bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. İletişime geçebilmeniz için de kullanacağınız e-posta adresimiz iletisim@brandingturkiye.com. Bu atacağınız bilgilendirme mailinde e-postasında lütfen yeşil pelerin konu başlığıyla bize iletirseniz işte hepsi bu kadar. Tüm bunlardan sonra kurumunuz yeşil pelerinli markalar listesine eklenmiş olacak. Bu da işte Branding Türkiye ve diğer tüm arama motorlarında arama yaptığınızda yeşil pelerinli markalar şeklinde arama yaptığınızda önünüze serilecek. Orada yeşil pelerinli markalar listesinde markanızın adını görüntüleyebileceksiniz. İşte bu kadar basit. Yani sizin markanızın ya da girişiminizin buna ayıracak bütçesi daha fazladır. Siz 100 fidanla da, 1000 fidanla da, 10.000 fidanla da destek olabilir ve yeşil pelerinli marka olabilirsiniz. Hayır, benim bütçem 10 tane, 15 tane fidana el veriyor değil. Yine aynı şekilde yeşil pelerinli marka olabilirsiniz. Burada önemli olan kaç fidanla destek olduğunuz değil, destek olduğunuzdur arkadaşlar. Önemli olan destek olmanız. Fidan adetinin hiçbir önemi yok bizim için. Yeşil pelerinli marka olmak için böyle bir kısıtlamaya takılmanızı istemiyoruz çünkü. Evet, şartlarımız çok basit. Herkesin gördüğü gibi. Şimdi bir de tabii bilinmesi gereken bazı detaylar da var. Onları da gerçi hani yeşil pelerinli markalar listesinde listeyi paylaşmadan önce mutlaka belirttik. Hani akıllardan soru işareti kalmasın, hani nasıl yapacağız şeklinde bir sık sorulan sorulardan biraz da vermiş olduğu. Mesela işte liste süresiz olarak yayında kalacak. Yani işte atıyorum listeyi sonradan silmeyeceğiz. Bu markalar işte listeden kaldırabilecekler. Liste belirli aralıklarla güncelleniyor. En son dünyayı yine güncelleyeceğiz. En son mesela 15-20 gün önce güncellenmiş. Güncellemişiz. Mesela bir de şöyle bir durum var. Bu liste hazırlanırken editörlerimiz, yani Türkiye editörleri, markaların sosyal medyaları, yani internette yaptıkları fidan bağışlarını, işte bunlara bağışları duyurdukları paylaşımları veya işte basında çıkan haberleri inceliyorlar, derliyorlar. İşte şu marka yapmış, o zaman onu da listeye ekleyelim. Yani bize direkt olarak ulaşamasanız da, eğer bizde rastlamışsak yaptığımız aramalarda mutlaka listeyi ekliyoruz. Yani buradan da zaten bizim herhangi bir maddi manevi bir şey beklemediğimiz ortaya çıkmış oluyor. Yani. Marka bize başvuruyor. Zaten çünkü fidan bağışını bize değil, belirtmiş olduğumuz üç kurumdan birine, Tema Vakfı'na, Tarım Orman Bakanlığı'na ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış oluyorsun. Dolayısıyla bize bir para aktarımı gerçekleşmediği için zaten biz burada sadece sosyal sorumluluk projesini yaratmış ve markaları listeleyen taraf oluyoruz. Yani sadece işin aslında külfetli tarafını yapıyor oluyoruz. Tabii tabii, yani
dertsiz başımıza dert aldık derler ya. Ekstra bir yoğunluk oldu yani bizim editörlerimiz için. Ciddi bir araştırma yaptılar. Ama memnunuz yani, güzel oluyor. Bir de şöyle bir durum var. O da çok soruldu. Hani o zaman sel felaketleri de olmuştu. Biliyorsun. Bazıları işte selde yardımlarda bulunduk. Bu listeye eklenebilir miyiz? O ayrı bir olay. Yani dinleyicilerimize söyleyelim. Bu listeyi biz sadece orman yangınları sonucu yapılan fidan bağışlarında, yani fidan bağışı yapan markalar için hazırladık. Dolayısıyla deprem, sel veya diğer sosyal sorumluluklarımız, işte öğrencilere destek ediyoruz, şu kadar burs veriyoruz. Güzel bir şey yani, yapın. Ama bizim listemize eklenmek için onlar geçerli olmuyor. Yani o zaman çok çorba gibi olur. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Yani biz bunu özel bir hale getirdik, bir kavram sallaştırma yaptık. Böyle kalsın istiyoruz ve sadece orman yangınları. Zaten sosyal sorumluluk projeleri de böyle değil midir Mürsel? Yani hani belli bir odakta. Bazen bir firmanın, örnek veriyorum, 4-5 tane ayrı ayrı yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi bile oluyor. Böyle markalar var. İşte kadına şiddet odaklı bir sosyal sorumluluk projesi oluyor. İşte çocuk eğitimleri için, ihtiyacı olan öğrenciler için yürüttükleri oluyor. İşte doğa filan, ağaçlandırma kampanyaları. Ayrı ayrı eş zamanlı 4-5 tane sosyal sorumluluk projesi yürüten firmalar da var. Yani dolayısıyla aslında bunu önümüzdeki hafta zaten detaylandırarak konuşacağız ama bir girişte yapmış olalım. Sosyal sorumluluk projesinin ana mantığı bu değil midir? Bir konuya odaklanmak ve ona farkındalık yaratmak. Evet, doğru. Yani yeşil pelerinli markalarda da biz onu aslında vurgulamaya çalıştık. Yani burada sadece orman yangınları sonucu, bakın o detay da önemli. Orman yangınları sonucu oradaki yeniden yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya yönelik bir kampanya için biz bu yeşil pelerinli markaları ürettik. Yani fidan bağışı olacak, işte ağaçlandırmayı, yeşillendirmeyi hedef koyacak. Böyle bir şey. Ama yani bunun dışında hani sel felaketlerine de yardım edelim. Depremzedeleri de, ne bileyim, başka şeyleri de yardım edelim. Onlar problem değil, yapalım. Ama hepsini bir arada yapınca böyle He-Man gibi oluyor. Yani gölgelerin gücüne, bütün kötülükler için, bütün yani işte felaketler için gibi olduğu zaman da çok şey olmuyor yani. Şimdi hani, buluruz. Bilmiyorum. Yaratırız canım. Gene başka bir şey daha yaratırız. Daha kapsayıp bir şey yapabiliriz onunla ilgili. Madem bu kadar. Yani ben tabii ki memnun oluyorum. Yani markalar, brandin Türkiye'de görünmek istiyorlar, yer almak istiyorlar. Bundan dolayı tabii ki mutlu oluyoruz. O zaman markalara da biraz değin istersen. Bu süreçte Yeşil Peler'in ünvanı almış markalar. Ona seri bir şekilde istersen oku şu an. Tamam, sen başla. Sen bir ara ver, bir nefesten, kaldığın yerden ben devam edeyim. Tamam. Yeşil Peler'in markalar listesinde yer alan markaları sıralıyoruz. Bu arada birkaç marka tabii ki bize ait. Kendimize torpil geçtik. Yani kendimiz liste yazdık. Evet. Bağış yapan ya da listede yer alan işte markaları sayıyorum. Branding Türkiye, Branding Türkiye Yayınları, hani Kurumsallık, Ajans Paradise, Dijital Markalaşma Eğitimi, İçeriklerce, Milo Türkiye, Turkcell, Türk Telekom, Aras Kargo, Kalyon Holding, Vestel, Defacto, Kibar Holding, Garanti BBVA, Koç Holding, Demirören Şirketler Grubu diyerek burada keseyim. Uzun kısmı sana bırakıyorum. Ege Yapı, Jolly, Swiss Hotel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, Borsa İstanbul, Metro Türkiye, Çağdaş Holding, Enerjisa, En Uygun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi, Holistik Dijital, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Airport, Şişecam, H&M, Vakıf Katılım, Sahibinden.com, Getir, Yemek Sepeti, Sütaş, Boyner, Pegasus, Carrefour'sa, Golf Dondurma, Vodafone, buradan sonra sen devam et. Nerede kaldık? Unilever Türkiye, Rönesans Holding. Holding, Zorlu Holding, Mavi. Sabancı Holding, hepsi burada. Trendyol, LCY2, Tekzen, BTC Türk, Simit Sarayı, Ülker, İpara, İşbir Yatak, Papara, ED Holding, HD Holding, Dizayperland, Yurt İçi Kargo, Türkiye Finans Katılım Bankası, Enpara, QNB Finans Bank, Akbank, Yapı Kredi, File Market, Decathlon, Akbank, Ekol Lojistik, Castrol Türkiye, Flo. Tekrar.
tekrar sana bırakıyorum. Axa Generator, Koton, Lonova, McDonald's, Bioderma, Doğuş Grubu, İpek Yol, Bundle, Borusan Holding, PNG Türkiye, Festival Halı, İninal ve Okyanus Koleji. Şu anda güncel listemiz bu. Siz de markanızı bu markalar arasında liste içinde görmek isterseniz ve tabii ki daha da önemlisi, yani markayı burada görüntülemekten çok daha önemli. Siz de bu topraklara, bu ülkeye minimum 10 fidan bağışlamak ve bu kampanyaya destek olmak, Türkiye'nin yeniden ağaçlandırılmasında, bu yaraların sarılmasında bir parça payınız olsun isterseniz, bunu canlı gönülden dilerseniz, bahsettiğimiz şartları tamamlayarak, ki çok basit şartlar söylediğim gibi, bizimle de iletişime geçerek markanıza kahraman yapabilir ve yeşil pelerin sahibi yapabilirsiniz. Evet, yeşil pelerin veya yeşil pelerinli markalar veya işte yeşil pelerinli markalar listesi bu şekildeydi. Konuyu biraz böyle hani popüler kültür havasında, herkesin haberi olan bir konuda bir bölüm yaparak, bir yayın yaparak biraz hem zihni olarak rahatlayalım istedik. Hem evet. Böyle akademik. Güzel oldu. Hem aktüel bir konu oldu, hem farkındalık yarattığımız ve o yarattığımız farkındalığa dikkat çekmek istediğimiz, tekrar bir hatırlanmak istediğimiz bir konu oldu. Önümüzdeki hafta zaten yine sosyal sorumluluk konuşuyor olacağız. Kurumsal sosyal sorumluluğu konuşuyor olacağız. Evet. Ve sosyal sorumluluğun aslında bugün aktüel olarak değindiğimiz konunun daha akademik boyutunu, iş hayatındaki konumunu, faydalarını, gereklerini, nedirini, niçinini konuşuyor olacağız. 25. bölümümüz kurumsal sosyal sorumluluk olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Önümüzdeki hafta bu şekilde devam edeceğiz. Söylemediğimiz bir şey kalmadı herhalde yeşil pelerinde. Yok, kalmadı. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Maske, sosyal mesafe devam etsin. Dikkat edelim. Ne olur Allah aşkına hastalanmayalım. Sağlığımız artık daha fazla bozulmasın. Eğitimimiz, iş hayatımız daha fazla sekteye uğramasın. Çünkü gerçekten çok fazla çalışmamız gereken, çok hızlanmamız, çok ivme kazanmamız gereken bir süreçteyiz. 2 yıl gibi çok ciddi bir vakit kaybı var. Globalde var tabii ki. Ama global bizi çok ilgilendirmiyor. Biz ülke olarak kendimizden sorumluyuz ve bu açığı mümkün olan en kısa şekilde ve en verimli şekilde kapatmamız gerektiği düşünüyorum. O yüzden lütfen herkes bireysel olarak üzerine düşeni yapsın, aşısını olsun, maskesini takmaya devam etsin ve sosyal mesafeyi korumaya devam etsin. Tabii bu her noktada çok mümkün olmuyor, bunu da anlıyorum. Yani bunu da böyle kuru kuru söylemek çok bir şey ifade etmiyor. Yani o geçen de konuştuk ya, işte uçağa binerken sosyal mesafe, havaalanında check-in yaptırırken sosyal mesafeyi takip ediyoruz ama uçağın içine bindiğimiz zaman dip dibe oturmaya devam ediyoruz. Ama işte hayat şartları, bir şekilde normalleşmemiz de gerekiyor. Normal hayata dönmemiz de gerekiyor. Böyle söyleyeceklerim bu kadar. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta 25. bölümde kurumsal sosyal sorumlulukta görüşmek üzere. Bu yayını dinleyip herkes gezmeye çıksın veya yolda da dinleyebilir. Bu yayını herkes metrobüste dip dibe giderken kulaklığından dinliyor olacak tabii, büyük bir ihtimalle, ama ne yapalım, bu uyarıları yapmak durumundayız en azından bireysel olarak. Mümkün olduğu işte, yani tabii ki hayatın el verdiği, koşulların el verdiği noktaya kadar en azından bireysel olarak dikkat edebildiğimiz kadar. Evet, güzel özetledim. Ben daha bir şey kalmadı. Biz de yayını kapatalım. Yayınlayalım ve gezelim, sahile falan inebiliriz. Deniz havası alalım. Evet, çocuk sorumluluğu olmayanlar nasıl kendini belli etti hemen. Evet. Peki, o zaman önümüzdeki hafta 25. bölümde görüşmek üzere sevgili dinleyenler. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirin. Hoşçakalın.